Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ülke olarak yaşadığımız problemlerin temelinde kaynak sorunu var. Yani bir tüketici gözünden olaya baktığımız zaman tüketici gidiyor çalıştığı yerde patrondan zam istiyor. Patron ne diyor? Bizim de işlerimiz kötü, sana zam yapamayacağım diyor. Çünkü firma kazanamıyor. Patron bankaya gidiyor, kredi talep ediyor, işini büyütmek istiyor ya da bir şekilde yaşadığı nakit sıkıntısını çözmek istiyor. Bu noktada bankada kendisine diyor ki işte faizler bu kadar yükseldi, istiyorsan bu faizden vereyim. Yani ne bankalarda, ne patronda, ne bizde para yok, bir kaynak sorunu yaşıyoruz. Peki bu kaynak sorununu gerçekten Türkiye hak ediyor mu? 80 milyonluk bir dev ülke kaynaksız mı? Hayır arkadaşlar, aslında kaynak var ama bu kaynak düzenli bir şekilde bizden götürülüyor. Bir soyguna uğruyoruz. Modern bir soygunla karşı karşıyayız. İşte bu videomuzda bu modern soygunu size detaylarıyla arz edeceğim. Şimdi klasik bir soygun dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? İşte kasadan, evden, cepten, cüzdandan, nereden olursa olsun direkt olarak o değer alınır. Kurbanın varlıklarında o anda bir azalma görülür. Bu eylem tabii ki gizli yapılır. Kurbanın haberi bundan çok sonra olur. Peki modern soygunlar nasıl oluyor? İşte ben diyorum ki 81 milyonuz ve hepimiz modern bir soyguna uğruyoruz. Bunun özelliklerine diye baktığımız zaman şu özellikleri görüyoruz. Birincisi, kurbanın konudan haberi vardır. Yani hepimizin bundan haberi var ama ilgili eyleme soygun değil de daha afilli bir isim verildiği için, mesela işte uluslararası ticaret gibi bir isim verildiğinden bu tepki çekmez. İkinci konu şu, bu soygun eylemi ulusal ve küresel kanunlarla legalize edilmiştir. Yani meşru hale gelmiştir. Bir suç unsuru değildir. Üçüncüsü, bu soygun eylemi, bu modern soygun zamana yayılmıştır. Anlık bir vurkaç değildir arkadaşlar. Düzenli hale geldiği için de bütün vatandaşlar, hepimiz olayı kanıksamış durumdayız. İşte bu anlattığımız şekilde Türk halkının 5 yılda 125 milyar dolarını aldılar. Yani kuru 5.70'ten hesaplarsak 712,5 milyar liralık bir kaynağımız gitti. Eğer bu kaynağın bir kısmı dahi elimizde kalsaydı şu an yaşadığımız sıkıntıları yaşamazdık. Peki bu soygun mekanizması nasıl oldu ve bu soygunu kimler yaptı? Gelelim en önemli kısma. Bizim şu an yaşadığımız enflasyon ve kur sorununun temelinde de üretimde yaşadığımız zafiyetler var. Yani Türkiye imalat sanayisi, bunu hep söylüyorum değerli arkadaşlar, aynen uyuşturucuya alışmış bir insan gibi yarı mamul ve ham maddeyi dışarıdan almadan yapamıyor. Ve dışarıdan Türkiye'ye bu malı satanlar da zengin oldu. İçeride de bu malı alıp işleyenler bir şekilde refah düzeylerini artırdılar. Ama şimdi geldiğimiz son nokta itibariyle biliyorsunuz kurlar arttığı için artık bu yarı mamul ham madde de pahalı geldiği için dışarıdan, buna dayalı üretim yapanların mamul fiyatları yukarıya gitti ki Türk imalat sanayinin %80'i 90'ı bunun üstüne dönüyor zaten. İşte şimdi diyoruz ki Türkiye soyuldu. Halkın alın teri, emeği, parası yurt dışına, hepimizin gözü önünde elini kolunu sallaya sallaya gitti. Peki kime gitti değerli arkadaşlar? Türk halkının paraları tabii ki bizim ekonomi politikamızı yanlış kurguladığımızdan dolayı yıllardır Çin ve Hindistan'a gidiyor. Çin ve Hint halkı refah seviyesini artırıyor, Türk halkının sırtından kazanıyor, Türk halkının da refah seviyesi düşüyor. Bakın, bu bir modern soygundur. Bu modern soygunu size bir tabloyla arz etmek istiyorum. Tabloya baktığımızda Türkiye ve Çin arasındaki ticareti, yani bu modern soygunu gözler önüne koyuyoruz arkadaşlar. 2013'te aldığımız ve sattığımız arasındaki fark eksi 21 milyar dolar. Bakın 2014'te 22, 2015'te 22, 2016'da 23 milyar dolar, 2017'de 20, 2018'de eksi 17 milyar dolar olmuş. Tabi şimdi bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımız bana diyecek ki bu bir soygun değil. Çin halkı onuruyla üretim yapıyor. Bize de gayet ucuz yarı mamuller, ham maddeler satıyor. Biz de onları evirip çeviriyoruz, mamul haline getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu bal gibi bir soygun. Neden? Şundan dolayı, neticede burada Çinlilerin elbette ki bilerek kasten bir davranışları yok ama
olayın özüne bakın, olayın neticesine bakın. Olayın neticesinde Türk halkının tasarrufları, döviz birikimleri yatırıma değil de ithalata gidiyor mu? Gidiyor. Bu birikimler, bu tasarruflar ya da dışarıdan aldığımız borçlar bir şekilde bizim rezervlerimizde mi şu an? Hayır. Kimin rezervinde? Çin Merkez Bankası'nın rezervinde. Bizim rezervimiz eksi yazdı mı? Yazdı. Çin'in rezervi artı yazdı mı? Yazdı. O zaman bu bir servet transferidir. Ha, burada servet transferi yapılırken kimlerin hatası var dediğimiz zaman o noktada dönüp tabii ki kendimize bakmamız gerekiyor. İkinci noktayı şöyle arz edeceğim. Ucuz diye Çin'den yarı mamülü aldık ama aslında bu başımızı derde soktu. Çünkü o yarı mamülü burada üretemediğimiz için işte kur yukarı çıktığı zaman ne oluyor? Rezervlerimiz bitiyor. Kur düşükken her şey güzel ama kur yukarı çıktığında enflasyon oluyor, karşımıza geliyor. Ve bu mekanizmadan dolayı da bir türlü elimizde döviz kalmıyor. Bütün dövizler dışarıya gidiyor. Neden? Bir tüketim ekonomisiyiz. Bir üretim ekonomisi değiliz. İthalata bağımlı bir yapımız var. Ve en önemli, en zehirli yönü ise şu. Çin ve Hindistan yüzünden değerli arkadaşlar, milli bir sanayimiz bir türlü oluşamadı. Neden? Üretmeye gerek yok. Çin ve Hindistan bizim yerimizi üretiyor ve biz tembelliğe alıştık. Burada yine bana şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bundan kim suçlu? Çin ve Hindistan mı suçlu? Elbette ki burada en büyük suç bize ait. Nedir o suç? Biz gidip sırtımızı Çin'e ve Hindistan'a dayıyoruz. Bizim tüketim ekonomisi değil, bir üretim ekonomisi olmamız lazım. Bir önceki videomda Çin'in bir kuşak ve bir yol projesini anlatmıştım. Çin'i gerçekten bir numaralı ülke yapacak. Amerika'yı da geçecek 2030 yılında. İşte madem böyle bir gelişme varsa artık zaman Çin'in sadece bize tek yönlü mal akışını devam ettirmesi değil, bizim de Çin'e mal akışını başlatmamızdır. İşte bunun için gidip bizim Çinlilerle, Hindistanlılarla pazarlık yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Çin ve Hindistan Türk malı almak zorundadır. En azından mal alamasalar bile bize cari açığımızı kapatmada yardımcı olacak turisti göndermek zorundalar. Bakın şu sıralar Türk ve Çin ilişkileri gelişti, işte Çinli turist falan geliyor deniliyor ama bir Rus turiste kıyasladığımız zaman elbette ki bu çok yetersiz. Yani aramızdaki bu derin uçuruma baktığımız zaman her yıl 20 milyar dolar Çin'in hanesine yazıyor. Bu noktada Çin'in yaptıkları da çok az. Bu nedenle gidip Çinlilere bu durumu hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bir de ne yazık ki bir Çin'in kötü bir özelliği var. 2001 yılında hatırlayanlar olacaktır. Varyak diye Ukrayna'dan bir uçak gemisi almışlardı. Siz bunu boğazlardan geçirin. 2,5 milyon Çinli yollayacağız dediler. Hala o 2,5 milyon Çinliyi bekliyoruz arkadaşlar. Eğer işte burada pazarlık yapmamız lazım. Bu soygunu, bu akışı durdurmak için, bu servet transferini durdurmamız için bizim yöneticilerimizin gidip Çinlilerle ve Hintlilerle pazarlık yapması lazım. Yani elbette ki biz yüksek teknoloji ürünü satamayız ama netice itibariyle Portekiz'den zeytini alacağına Çin Türkiye'den alabilir bu zeytini pekala. Hindistan da aynı şekilde Türkiye'den birçok şey alabilir. Hintli turistler de Türkiye'ye gelebilir ve bu açığın kapatılması için en azından bir şeyler yapılması lazım. Eğer bu yapılmazsa Çinliler ve Hintliler bu tek taraflı akışa çok kötü alışmış durumdalar. 20 milyar Çin, 5 milyar dolar Hindistan her yıl cebine koyuyor. Kimin cebinden alıyor? Sizlerin cebinden alıyor. Çinli halkın cebine koyuyor. İşte bu noktada gerekirse bizim yöneticilerimiz çok radikal bir karar almalı. Biz de gelip ya burada ortak üretim yapmalılar, Türk halkına iş sağlamalılar ve buradan beraber mal satmalıyız Avrupa'ya, Orta Doğu'ya. Bize yarı mamül üretmeyi öğretmeliler ya da bize bir şekilde turist göndermeliler ama bunu yapmıyorlarsa da bizim gümrükleri yukarı kaldırıp bu ülkelerden mal almamamız gerekiyor. 3-4 yıl belki çok büyük enflasyon olur Türkiye'de. Gerçekten çok acı çekeriz ama arkadaşlar
pahalı da olsa yerli malı kullanarak milli sanayiyi tesis etmiş oluruz. Bakın biz zaten enflasyona alışkın bir milletiz. Eğer 3-4 yıl milli sanayi için bir enflasyon çekilecekse de bu da çekilir. Bu sözlerimden lütfen Çin düşmanlığı gibi bir çıkarımda kimse bulunmasın. Burada önemli olan nokta iki ülkenin de adil, onurlu bir ticaret yapmasıdır. Gerçekten çok büyük bir rakamdır, 125 milyar dolar. Bu manada Çin'in bir kuşak ve bir yol projesinde Türkiye'ye özel bir önem vermesi gerekiyor. Aksi takdirde bir tane bile mal buraya girmemesi lazım. Ne yazık ki, ne yazık ki diyorum, Türkiye'nin ne fiziki sınırı var, ipini koparan Türkiye'ye giriyor, ne de bir iktisadi sınırı var. Asya'nın, Avrupa'nın, bütün dünyanın malları Türk piyasalarında elini kolunu sallayıp gezebiliyorlar. Peki böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey kabul edilemez. Yani en azından 3-5 milyar dolar da olsa Çin ve Hindistan gelip bizden bir şekilde mal almalıdır. Bakın bir tabloda Hindistan'a ilişkin var. Gelin bir de ona bakalım. Bu ülkede Allah ne verdiyse bize satıyor. Hindistan'la olan dengeye baktığımızda da yıllardır az önce de arz ettiğim gibi 5-6 milyar dolar arasında gidip gelen bir negatif durum var. Hintlilerin hanesine yazılıyor bu. Gördüğünüz gibi yine bizim ihracatımıza bakın, bir de ithalata bakın. Arada çok devasa bir fark var arkadaşlar. Bu aşamada bizi izleyenler bir şunu söyleyebilirler. Rusya ve Almanya ile de Türkiye'nin çok büyük açıkları var. Ama hemen şunu söyleyelim. Rusya'dan aldığımız zorunlu mallar, yani enerji olmazsa olmaz. Ve artı Rusya bize bir şekilde çok büyük yardımları oluyor. Nedir? Nükleer teknolojiyi bize verdi. Bakın Akkuyu'da bir nükleer santral yapılıyor. Ve bizim mühendislerimiz Rusya'da nükleer enerji konusunda bilgi alıyorlar. Diğer bir nokta, Rusya gerçekten Türkiye'ye yaz aylarında bir can simidi oluyor. Bakın kur düşükse bu bir yerde Rusya'dan gelen turistler ve bunların harcadığı dolarlarla oluyor. Ve bir şekilde NATO vermiyor ama Rusya veriyor. Ne oldu? S-400 aldık. Bir şekilde enerji güvenliği, Suudlarla kavga edebiliyorsunuz, İran'la sıkıntı oluyor. Ama bakın Karadeniz'den, Rusya'dan Türk akımı geliyor. Netice itibariyle arkadaşlar dış siyaset ve politika bir dengeye dayanır. Bu bağlamda bakın Rusya ile aramızda belki mal ticaretinde bir açık var ama biz bunu siyasi ve diğer iktisadi konularda bir şekilde dengeleyebiliyoruz. Aynı dengeleme sürecini Çin ve Hindistan'la da yapmamız lazım. Yani Çinlilerin şunu demeye hakkı yok. İşte siz Uygurlulardan dolayı bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiniz. Biz de size kızdık, turist yollamıyoruz. O zaman ben de şunu söylerim. Ama sen her yıl 20 milyar doları cukka etmesini biliyorsun. O zaman bu 20 milyar dolar ne olacak? 20 milyarı alıyorsun her yıl. O zaman sen de bunun karşılığında gel bir kuşak ve bir yol projesinde Türkiye'ye bir üretim misyonu ver. Ya da gel burada turistlerinle o dengeyi sağlamaya çalış. Ama burada önemli olan nokta, bu dengesizliği anlatmakla mükellef olanlar Türk yöneticileri. Burada Çinli ve Hintlinin bize acımasını bekleyemeyiz. Biz sınırı aştıkça bu iki devlet de bize mal satıp dolarları ülkelerine götürüp deste deste saklamayı bilirler. Bakın çok net bir şey var. Türk ekonomi yönetimi 2018'de kuru baskılamak için ne diyoruz? 11-12 milyar dolar borç aldı. 2019'da ilk 6 ayda bu kadar rakamı borç aldı. Ekonomi yönetmek demek borç alıp kuru borç parayla baskılamak demek değil. Ekonomi yönetmek demek işte sizden 20 milyar dolar, 5 milyar dolar alan ülkelerle çata çat oturup müzakere yapıp bana turist yollayacaksın arkadaş. Ya da benden zeytin alacaksın, benden tekstil alacaksın. Ha ben Çin'im, tekstili zaten üretiyorum. Hayır, benden de alacaksın. Bu 20 milyar doları bir şekilde dengeleyeceğiz diyebilen insanlardır gerçek yöneticiler. İşte artık zaman silkinip kendimize gelme, bu soygunu durdurma zamanıdır kıymetli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.